Değerli arkadaşlar, partimizin 27. Olağan Genel Kurulu için Sayın Başkanımız Hüseyin Genel'i huzurlarınıza davet ediyorum. Alkışlarla. Umudumuz sensin başkanım. Umudumuz sensin başkanım. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Hüseyin gelecek, dertler bitecek. Arkadaşlar. Hüseyin. Evet. Evet, partimizin değerli milletvekilleri, sayın basın mensupları, çok kıymetli parti üyesi, yol arkadaşlarım, gençlik kolları üyelerimiz ve ülkemizin emekçi sınıfını temsilen işçi ve çiftçi kardeşlerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugüne kadar siyasette halka iki ana unsur dayatıldı. Biri muhalefet, öbürü iktidar. Efendim, biz ikisi de değiliz. Biz kavganın, dövüşün olmadığı huzurlu bir gelecek hayal eden idealist bir partiyiz. Biz çözümün peşindeyiz. Önemli olan değerli arkadaşlar. Biz de senin peşindeyiz. Sonuna kadar yalnızdayız başkanım. Sandık yolunda, Kaynak Tepe yanında. Sandık yolunda, tamam. Kaynak Tepe yanında. Tamam. Sandık tamam. Yolunda, çocuklar. Kaynak Tepe yanında. Çocuklar. Evet. Değerli arkadaşlar. Ne diyordum ben ya? Önemli olan. Önemli olan, evet. Önemli olan diyalog değerli arkadaşlarım. Bağırmadan, çağırmadan da siyaset yapmak mümkün. Öyle değil mi? Bakınız, buradaki işçi ve çiftçi kardeşlerimizin de sorunları var. Mesele o parti, bu parti meselesi değil, millet meselesidir. Bakınız, bu yılın rakamlarına... Bu millet seninle gurur duyuyor. Bu millet seninle gurur duyuyor. Evet. Bu millet seninle gurur duyuyor. Kaynaktepe gençlik. Bu millet seninle gurur duyuyor. Kaynaktepe gençlik. Bunu... Ne diyordum ben? Bu yılın rakamlarını... Rakamlar. Rakamlara baktığımızda... Bu tablo... Hiç de iç açıcı bir tablo değil. Bize düşen bu tablo uğruna birbirimize düşmek, kavga etmek değil, bugün bir olup, birlik olup bu tablonun üstesinden gelmektir. Yarın bir gün seçim günü gelip de sandık başına gittiğimizde... Alacağız bu seçimi başkanım. Vur, kır, paçala, seçimi kazan. Vur, kır, paçala, seçimi kazan. Ayağa kalkmayan partili gitsin. Ayağa kalkmayan partili gitsin. Ayağa kalkmayan partili gitsin. Ayağa kalkmayan partili gitsin. Sus be. Ayağa kardeşim. Partili gitsin. Arkadaşlar, oturun bak. Oturun buraya. Gençler, kazanacağız. Kazanacağız. Tamam, sakin olun biraz. Kazanacağız. Ama vurmadan, kırmadan kazanacağız. Sakin kalacağız az önce de ifade ettiğim gibi. Ozan Bey, arkadaşlar uyanalım. Evet. Ne diyordun be ya? Başkanım. Tablo. Ha, tablo. Tablo... Kötü tablo, bunu dedim ben ya. Neyse. Sevgili partililer, kıymetli vatandaşlarım. Bugün en büyük sorun hayat pahalılığıdır. Evet, sorun büyüktür. Ama çözümsüz değildir. Diğer partiler çözemedikleri için kendi aralarında kavga ede dursun. Yarın öbür gün başa biz geldiğimizde bu sorunu çözeriz. Yarın bir gün başa geldik mi, evelallah bu sorunu biz çözeriz, biz! Ya gençlik, şimdi bağırmıyorsunuz ya!
Uzun bir... Nedir bu ya? Allah çok iyi ya. Başkanım! Biz bağırmayın diye eleştiri aldık bu taraftan. Ben bağırmayın demedim efendim. Yersiz bağırmayın dedim. Tamam Ozan Bey. Ya bağırın da yerinde bağırın. Zaten ben size pas atıyorum. Bir dinlesene. Dinlemiyorsunuz. Dinlemediğiniz için... Evet. Bağırmayacağız. Ama bu haksızlıklara karşı sessiz duracağımız anlamına gelmiyor. Tabii bunun böyle olmasını isteyenler olabilirdi. Lakin biz memleket bu haldeyken, benim Ayşe teyzem, benim Mehmet kardeşim ağlarken biz sessiz mi kalacağız? Evet! Kalmayacağız ya! Kalmayacağız. Bir daha arkadaşlar öyle değil, kalmayacağız. Ben... Sessiz kalmayacağız. Onların sesi olacağız. Biz bugüne dek onların sesi olmadık mı? Hayır! Olduk lan, olduk ya. Arkadaşlar, değerli basın mensupları olduk. Olduk. Cevap evet diyor. Hani dinlemiyorsunuz. Başkanım, biz ilk önce evet demiştik. Beğenmediğiniz için hayıra çevirdik. Anlıyorum, dinlemiyorsunuz ama dinleseniz işte... Şimdi hal böyleyken soruyorum size. Hayır! Ya daha sormadım ki. Daha sormadım. Daha sormadım. Sordun mu? Ya geçtim. Ya çok ezbere gidiyorsunuz çocuklar. Çok ezber bunlar ya. Ben bir dinlese bak daha ne dedim ki şimdi? Başkanım, demin ki evet olunca bu hayırdır diye düşünmüştüm ya. Ya bu grup toplantısı hiç olmadı. Hayır, hayır ya. Bitirelim ya bunu. Hayır. Efendim, basın var, bitiremiyoruz. Ben ne anlatıyordum, hangi duygudaydım, koptum ya. Başkanım, o şekilde, o şekilde olmaz. Yani. Vallahi Feridun, siz yönetin. Hayır, ne demek o ya? Ya bir müsaade. Bir şey anlatayım. Şimdi ben halledeceğim. Şey, tamam, başkanımıza bir moral alkışı devam edin. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel, başımıza sen gel. Hüseyin Genel. Ozan Bey, Ozan Bey bir bakın bana. Buyurun. Şu sol baştaki büyüğü çıkarsan onu. Çıban başı o, her şeyi o başlatıyor. Çıksın. Sen bir gelir misin benimle? Niye? Gel. Ne ya? Ne oldu ki? Başkanım, ne oldu ya? Ne oldu? Buyurun başkanım. Evet. Kürsüyü ülkemizin emekçi, işçisine ve çiftçisine devretmeden evvel son birkaç sözle konuyu bağlamak isterim, değerli kardeşlerim. Kardeşlerim, biz koltuk sevdalısı değil... Koltuk sevdalısı değiliz. İsimler geçici, icraatlerdir kalıcı olan. Biz halkımızı... Ya Ozan, getir şunu ya. Getir şunu Allah'ını seversen, gelsin bak. Geçsin kolları, geçsin bakayım şöyle. Geç, gel bakayım. Gel yanıma gel. Başkanım. Basın varken çağırmasa mıydınız? Tamam, ben çözeceğim Kudret Bey. Bir dakika. Başkanım, affettiniz mi beni? He, affettim. Geç hadi. Çok büyüksünüz başkanım. Oley be, gençlik kolları. Oley. Başkanım, Kaynaktepe gençlik her zaman yanınızda. He, he, hadi bakalım. Çocuklar, yanınızı atıyorsunuz. Ya. Başkanım, başkan bize üstü çektir. Ne? Başkan, hadi, üstü çektir. Hadi, hadi başkanım. Üstü. Evet. Hadi başkanım. Ne hadisi lan? Susun lan biraz. Deli mi? Koskoca parti genel başkanını havaalanında karşılığına futbolcuya çevirdiniz oğlum. Başkanım, sizi seviyoruz. Ya kardeşim, seviyorsun da yani sen taraftar değilsin. Sen seçmensin ya. Biraz sakin, Allah Allah. Misal sen. Ulan destekliyor da neyi destekliyorsun, farkında mısın? Başkanım, ailemden dolayı destekliyorum. Benim annem babam küçüklüğümden beri sizin partiye oy veriyor. Oğlum, sizin ailede parti babadan oğula mı geçiyor? Biz bunlardan mı bahsediyoruz? Bunları mı anlatıyoruz size? Bu misal bizim partimizin açılımı nedir? Adının açılımı ne? Bizim partinin kısaltması neydi? Oho, sen onu da bilmiyorsun. Başkanım, bizim ideolojimiz belli. Biz her zaman iktidar olana karşıyız. Bir dakika, bir dakika. Biz iktidar değil miyiz yani? Ben iktidar partisi konferansına geldim zannediyorum. Bu bambaşka bir seviyede.
İktidar partisinin toplantısı nerede acaba? Çık kardeşim, yandan ikinci salon, hadi. Bana bak. O yakara taktığımız rozeti kürsüye bırak ve derhal terk et burayı. Ah! Ah! Cumhurbaşkanım. Ulan bu bizim partinin rozeti bile değil ki. İzci rozeti lan bu, izci. Ya arkadaşlar, ben sizi beni dinlemiyor zannediyordum ama sizin siyasetle alakanız bile yokmuş ya. Ya oy veriyoruz başkanım. Oğlum oy veriyorsun da kime oy veriyorsun, niye oy veriyorsun farkında değilsin. Bak çocuklar, tekrar söylüyorum. Siz taraftar değil, seçmezsiniz. Sizin bizi savunmamanız lazım oğlum, sorgulamanız lazım. Sizin bize biat etmemeniz lazım, bizim sizi ikna etmemiz lazım. Ya biz size muhtacız, siz bize değil mi oğlum? Aa. Başkanım, sorgula diyorsunuz yani. Evet, sorgulayın. Hadi bakın, geçin bize. Tamam, hadi. Hadi, evet. Arkadaşlarımıza bir alkış alalım, gençlik kolları. Daha emekçi kardeşlerimiz gelecek kürsüye. Evet, sevgili partililer, gördüğünüz gibi işin sırrı diyalog. Konuşacağız. Konuşarak çözeceğiz. Konuşmama dönecek olursak. Bu dönemde çiftçi zor durumda. Çiftçi ekemiyor, çiftçi biçemiyor, çiftçi ağlıyor. Peki sizin tarım politikanız nedir? Nasıl? Tarım politikanız nedir? Yani özellikle pandeminin ardından tüm dünyada yaşanan sınırlı kaynak krizi karşısında sizin, bizim çiftçilerimiz için parti olarak bir tarım politikanız var mı? Tarım paketiniz var mı? Varsa açar mısınız? Açarım tabii. Zamanı gelince açarım tabii. Açarım. Nasıl yani? Yoksa sizin böyle bir paketiniz yok mu? Paket var tabii canım. Ben üstümde paket taşımıyorum. Bir dakika. Sizin çiftçiler için bir tarım paketiniz yok mu? Var diye biliyorum ben ama yok mu? Yok yani. Varsa da ben bilmiyorum. Oho! Biz derdimizi kime anlatacağız ya? Ya bir dakika. Çiftçi kardeşim, bir saniye. Çiftçi, aa nereye gitti ya? Hay Allah, çiftçi kardeşim. Şunlar bir de... Evet. Devam ediyorum sayın vekiller, değerli basın mensupları, kıymetli vekiller ve çok değerli işçi kardeşim. Evet, doğru. Dünya pandeminin ardından bir kriz yaşıyor, bu bir gerçek. Dengeler değişiyor. Ama tam da bu noktada... Başkanım, tam da bu noktada uluslararası siyaset açısından bakarsak dünyadaki siyasetin ekseni Pasifik'e doğru kayıyor. Nereye kayıyor? Pasifik'e. Pasif. Siz böyle bir kitle miydiniz ya? Sizin de hiç ortanız yok lan. Başkanım, şunu çok merak ediyorum. Eğer iktidar olduğunuzda Amerika, Rusya, Çin üçgeninde sizin dış politikanız hangi yönde olacak? Çok da güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Tabii ki cevap veririm ama işçi kardeşimizi çok beklettik. Ben o daha fazla bekletmeden kürsüye alayım ben onu. Buyurun efendim. Yok, ben beklerim. Sorun değil ya. Ay, şimdi ben de çok merak ettim açıkçası. Pasifik'i mi merak ettim? Bilhassa. Diyalog. Diyalog, evet, diyalog çok önemli. Her şeyin başı. Başkanım, diyalog kısmını anladık da şimdi cari açık bu seviyeye ulaşmışken makro ve mikro ekonomik planlarınız uzun ve orta vadede nasıl olacak? İyi olacak. Hadi ben kaçtım. Bir dakika, değerli arkadaşlar, partililer siz gitmeyin bari ya. Bu arkadaşlar bir... Lan gençlik, gelin lan. Ya başkanım, hiç kurcalamasan mı acaba? Dur, ben çözeceğim. Buyurun Hüseyin Bey, dinliyoruz başkanım. Oğlum sizin benimle derdiniz ne lan? Bir derdimiz yok başkanım. Sorgula dediniz, sorguluyoruz. Lan niye şimdi sorguluyor? Basının önünde, sonra sorgula. O zaman başkanım, ben basından gizli bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi başkanım, bu seneki seçimlerde siz ittifakını mı destekliyorsunuz yoksa ittifakını mı destekliyorsunuz? İkisini de desteklemiyoruz. Ha. Peki bu seçimde ile ikili aday kalırsa kime oy vereceksiniz?
bunu desteklemiyoruz. Ha, o zaman siz desteklemiş oluyorsunuz. Yok, onu da desteklemiyoruz. Ama başkanım, siz şimdi desteklemezken desteklemiş olmuyor musunuz? Oluyor muyuz? Kafa karıştı benim. Bu nasıl cevap ya? Geçti kolları. Bir saniye geçti. Allah Allah geç. Oo! Gülmekse mesele katılın.